Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve tabi'ine lehum bi ihsanin ila yevmiddin. Risale-i Kudsiye 62. Beyt. Çünoldur nokta-i ba sırrı yezdan, göründü miratinden vecih-i subhan, odur hem bahr-ı rahmet kenzi rahman, bilindi miratinden sırrı deyyan. Gururlardan geçip Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli kardeşlerim, Allah dostları bize ne güzel ilimler öğretiyorlar. Muallimina malem nalem, bilmediklerimizi bize öğretiyorlar. Kendileri öğrendiler, efendim şeyhlerinden, üstadlarından öğrendiler, anladılar. Ve bize de ne yapıyorlar? Öğretiyorlar. Ne karlı bir iş öğretiyorlar bize. Ne kadar karlı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, Babun minel ilmi yeteallemuhur raculu hayrul lehu mine dünya ve ma fiha. Babun minel ilmi, ilimden bir bab, İlimden bir mesele öğrenmek, kişinin öğrenmesi. Yani ilimden derken, imanla alakalı, İslam'la alakalı, Kur'an'la alakalı, namazla alakalı, oruçla alakalı, hacla alakalı, zekatla alakalı, helalle alakalı, haramla alakalı, ila ahiri. Yani dinle alakalı mevzulardan bir mevzu kişinin öğrenmesi nedir? Hayrul lehu mine dünya ve ma fiha. Onun için bütün dünyanın onun olmasından ve içindekilerin, dünyanın içindeki bütün hazinelerin, bütün malların, bütün mülklerin, bütün köşklerin, bütün sarayların, bütün rütbelerin, riyasetlerin onun olmasından daha hayırlıdır ilimden bir mevzu öğrenmesi. Kim söylüyor bunu? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir meseleyi muhbir-i sadık olan Peygamberimiz buyuruyorsa bize ne demek düşer? Amenna ve saddakna. Evet, iman ettik ve tasdik ettik. Doğru söylüyor. O öyle buyuruyorsa doğru söylüyor. Peki biraz da akılla düşüneceğimiz zaman hakikaten ilimden bir mevzu öğrenmek dünyadan ve bütün içindekilerin insanın olmasından daha hayırlı mıdır? Evet, daha hayırlıdır. Neden daha hayırlı? Çünkü dünya ve içindekiler burada, yani dünyada kalıyorlar değerli kardeşlerim. İlim ise yani dinle alakalı, İslam'la alakalı, Kur'an'la alakalı efendime ait olan ilimler ise hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette, hem mahşerde efendim insana ne veriyorlar? Menfaat veriyorlar. İlim böyle bir şey. Öyleyse o ki bir menfaat hem dünyaya hem ahirete taalluk ediyor. Öbürleri ise sadece dünyalıktır, dünyada kalıyor. Hem dünya hem ahirete taalluk eden diğerinden ne olur? Daha hayırlı olması son derece normaldir. Akıl da bunu ne yapar? Akıl da bunu tasdik eder. Değerli kardeşlerim, şöyle düşünelim. Allah Celle Celaluhu mesela bu dünya hayatında bir kuluna ne verebilir? Dünyalık verebilir. Yani bir kuluna dilerse mal verebilir, mülk verebilir,
para verebilir, pul verebilir, kasa verir, masa verir, rütbe verir, riyaset verir, ev verir, bark verir, efendim araba verir, verir de verir. Verir tabii ki bu vermeleri dünya hayatında Mevla Teala Hazretleri'nin bir kuluna bu dünyalıkları vermesi nedir? Bir imtihandır. Vermesi bir imtihandır. Yani zenginlik nedir? Zenginlik bir imtihandır değerli kardeşlerim. Bakalım param varken, malın varken, mülkün varken, rütben varken, riyasetin varken Allah'a kulluk hususunda ne yapıyorsun? Mevla bütün bunları biliyor da bütün millet de görsün. Sen kendi kendini de gör, millet de görsün. Onun için imtihan ediliyor. Ve nice insanlar ne yazık ki bu efendim dünyalık kendilerine verilmesi sebebiyle yapılan imtihanı ne yapıyorlar? Ne yazık ki kaybediyorlar değerli kardeşlerim. Bu dünya malını ebedi zanneden mi ararsın? Ben çalıştım, ben kazandım diyen mi ararsın? Bu dünya malıyla 3 günlük dünyada zevk, sefa, eğlence yapmaya niyet eden, çalışan, çabalayan mı ararsın? Bütün bu niyette olanlar ne yapmış oluyorlar? Ne yazık ki bu imtihanı kaybetmiş oluyorlar. Mevzumuza dönecek olursak, bu dünya hayatında demek ki Allahu Teala Hazretleri dilerse bir kuluna ne verebilir? Dünyalık her şeyi verebilir. Birçok şey verebilir. Onu zengin edebilir. Bu bir imtihandır. Ama daha halu hayatındayken, daha dünya hayatını yaşıyorken yine imtihan olmak üzere verdiği malı, mülkü, parayı, pulu, rütbeyi, riyaseti, imkanları, tasarrufu Allah o kulundan geri alabilir mi? Evet, alabilir. Bu da ne olur? Bu da bir imtihan olmuş olur. Hani var ya, veren Allah, alan Allah. Bunu unutmayalım. Vermesi bir imtihan, alması ayrı bir imtihan. Bak daha hali hayatındayken bile, yaşarken bile ne oluyor? O dünyalık ve içindekiler senin elinden çıkabiliyor demek ki. Niceleriniz hep tanır bilirsiniz. Çevrenizde öyle insanlar vardır ki son derece zengindirler, maddi olarak imkanları vardır, tasarrufları vardır ama daha sonra imtihan olmak üzere Allah Celle Celaluhu o maddeyi, o imkanı, o tasarrufu onlardan almıştır. Bu sefer böyle imtihan etmeyi murad etmiştir Mevla Teala Hazretleri. Böyle nice insanları biliriz, tanırız değerli kardeşlerim. Bak şunu demek istiyorum. Yani ilimden bir mevzu öğrenmek bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlı mıdır, değil midir? Daha hayırlıdır. Bak daha o dünyalık dünyadayken bile elden çıkabiliyor. Yine veyahut da Allahu Teala Hazretleri bu dünya hayatında bir kuluna ne yapabilir? Dünyalık verebilir, mal verir, mülk verir, imkan verir, tasarruf verir, rütbe verir, riyaset verir. Verir, verir, dünya ve içindekilerden verir. O insan da o evim oldu, barkım oldu, arabam oldu, param oldu, pulum oldu, rütbem oldu, riyasetim oldu diye tam böyle sevinirken, zevke sefaya hazırlanırken halbuki onun dünyadaki mühleti, dünyadaki nefesleri son bulmuştur. Bu sefer kendisi o malı, mülkü, dünyalığı bırakıp kendisi ahirete gitmek zorunda kalır. Böylesi var mı peki? Evet, böylesi de var. Bu da nedir? Bu da bak bir imtihandır. Ne oldu peki? O kadar mal, o kadar mülk, o kadar para, o kadar pul, o kadar rütbe, o kadar riyaset. Bak hep dünyada kaldı. Toprağın üstünde kaldı. Toprağın altına ne olmadı? İnmedi. Meğer ki bir insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu dünyalık imkanları, parayı, pulu, zenginliği, malı, mülkü, imkanı, tasarrufu, rütbeyi, riyaseti, Allah'ın dininin öğrenilmesi, öğretilmesi, yayılması, Allah'ın kullarına dinin ulaşması hususunda eğer harcarsa, efendim ihlas ile, imanla, ihlasla, o zaman o malın, mülkün toprak üstünden toprak altına inme nesi vardır? İmkan ve ihtimali vardır değerli kardeşlerim.
Şimdi o zaman buna da baktığımız zaman demek ki bu dünya ve içindekiler bir kulun olduğu zaman bak her halükarda insanın elinden çıkabiliyor. Peki ilim, imanla alakalı, İslam'la alakalı, Kur'an'la alakalı, efendim namazla, oruçla, hacla, zekatla, helalle, haramla alakalı bir ilim insan öğrendiği zaman o ilmin insana hem dünyada faydası, menfaati var, hem de toprağın üstünden toprağın altına indiği zaman kabirde var, mahşerde faydası var, cennette bile girecek olsa cennetteki dereceler kişinin ilmine göre ya aşağı oluyor ya yukarı oluyor. Bak cennette bile nesi var? Faydası, menfaati var değerli kardeşlerim. Bak bize demek Allah dostları ne kadar kıymetli, ne kadar değerli ilimler efendim öğretiyorlar. Kulak vermeli, öğrenmeye, anlamaya çalışmalıdır. Çünoldur noktayı ba sırrı yezdan. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem noktayı ba'dır. Noktayı ba neydi? Noktayı ba efendim sırrı yezdan. Mevla'nın sırrı. Bütün Mevla'nın sırları bak hep onda. Noktayı ba o. Bir hadisi kutsi'de ne buyuruluyor? El insanu sırri ve ene sırruhu. İnsan benim sırrımdır, ben de onun sırrıyım. Allahu Teala Hazretlerinin sırrı olmaya en layık olan efendim kimdir? Son peygamber, bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir değerli kardeşlerim. Odur efendim noktayı ba sırrı yezdan. Göründü miratinden vecihi subhan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynasından vecihi subhan, noksan sıfatlardan münezzeh olan Mevla Teala Hazretlerinin vecihi cemali yani göründü. Göründü derken Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı paki subhaniyesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun efendim varislerinin, Allah dostlarının ayna olmaları vasıtasıyla görülüyor gibi olur. Görülüyor gibi olur. Asıl görünmesi ise nerededir? Asıl görünmesi ile ise vecihinin, cemalinin görünmesi ise ahirettedir değerli kardeşlerim. Cennettedir. Allahu Teala Hazretleri cümlemize, cümle ümmet Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Peki, odur hem bahr-ı rahmet kenzi rahman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Rahmet denizidir. Rahman Teala'nın hazinesidir. Allah'ın önümüze koyduğu, bizi ziyade acıyan Rahman Teala Hazretlerinin önümüze koyduğu hazinedir. Ama o hazineden almayı becerebilene. Öyle insanlar var ki kendilerine böyle bir rahmet denizi, böyle bir hazine gönderildiği halde, Muhammed ümmetinden olduğu halde o hazineden bir gram almayan ümmetten insanlar var değerli kardeşlerim. Ne demek bu? O peygambere imanı olmayan insanlar, inancı olmayan insanlar, o peygamberin yolunda yürümeyen, onun sünnetine ittiba etmeyen insanlar nedir değerli kardeşlerim? O hazineden bir gram ne yapmamış oluyorlar? İstifade edememiş oluyorlar. Bilindi miratinden sırrı deyyan. Evet, deyyan ne demek? Herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren, hakkını en iyi veren Allahu Teala Hazretleri demek deyyan. Bilindi miratinden sırrı deyyan, Mevla Teala'nın sırrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynasından bilindi. Evet değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aynası Mevla'nın sırrını ne yapıyor? Diğer kullara yansıtıyor. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men re'ani fekad re'al hak. Kim beni görürse muhakkak hakkı görmüştür buyurmaktadır.
Gururlardan geçip Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Efendi Hazretlerimiz Kuddise sirruhu buyururlardı ki, nasıl ki alemi vücutta Mevla Teala'nın şeriki, ortağı ve naziri, benzeri yoksa, alemi imkanda da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şeriki ve naziri, benzeri yoktur. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nazil olan, Allah tarafından indirilen ayetler hiçbir kul hakkında, hiçbir peygamber hakkında ne olmamıştır? Nazil olmamıştır. Sure-i Ahzab'ta bakın ne buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah Allah. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Muhakkak Allahu Teala Hazretleri ve melekleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlar? Salat ediyorlar. Allah Celle Celaluhu bizatihi kendisi melekleriyle beraber peygambere salat ediyor. Allah Allah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullar. Sallu aleyh. Evet. Ey iman eden, siz de ona salat edin. Allah ve melekleri ona salat ediyor. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed deyin. Ve sellimu teslima, ve selam etmekle, tam selam etmekle selam edin. Değerli kardeşlerim, işte böyle bir peygambere uymayan nedir? Gururludur o, gururlu, kendini beğenmiştir. Öyleyse ne diyor? Gururlardan geçip Hakk'a gidelim. Gururlardan ne yapacağız? Vazgeçeceğiz demek ki. Peygamber Efendimizin büyüklüğünden çok bahsetmek lazımdır. Neden? Çünkü bu millet kendi karını bilmeyen, kendini acımayan bu millet Peygamber Efendimizi unuttu. Peygamber Efendimizin büyüklüğünü unuttu ne yazık ki. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Onun için ne yapmak lazımdır? Çok bahsetmek, çok konuşmak lazımdır ki ta ki bu millet uyansın, peygamberini bilsin, tanısın, onun ne büyük bir peygamber olduğunu anlasınlar. Evet değerli kardeşlerim, bu mekteplerin birçoğu dünyevi ilimleri tahsil etmekle kendilerinin ilerici, aydın, münevver olduklarını zannederler. Halbuki hakiki münevverlik nedir? Hakiki ilericilik, aydınlık nedir? Mevla Teala'nın vermesiyledir, vermesiyle. Mevla birisine verdi mi o ancak aydın münevver olabiliyor. Nur suresinin 40. ayeti kerimesinde sevgili Allah'ımız ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ve men lem yec'alillahu lehu nuran fema lehu min nur. Her kim için ki Allahu Teala bir nur nasip kılmamışsa, yani kime ki Allah nur vermemişse, artık efendime söyleyeyim, fema lehu min nur, artık onun için nurdan bir şey yoktur. Bak görüyor musunuz? Bu okullar, bu üniversiteler, bunlar kısırdır değerli kardeşlerim. Eksiktir bunlar, noksandır değerli kardeşlerim. Neden? Neden? Çünkü burada iman yok. İman yok derken imanı öğretmezler. Namazı öğretmezler. Orucu öğretmezler. Efendim haccı zekatı öğretmezler. Böyle hayırları ne yapmıyorlar? Öğretmiyorlar değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.